Biz çok daha geri gidiyoruz. Ben şimdi şunu da eklemek istiyorum. Hani madem yabancılar futbolumuza çok büyük katkı yapacaktı, o zaman ligimizin kalitesi niye düştü? Yani bence hakemlerden ziyade futbolun nasıl yönlendirildiğine bence dikkat etmek lazım. Bu şekilde de yönetilirse futbol, o zaman biz hiç Avrupa futbolu da kendimize kıyaslamayalım. Ben yaptığım zaman hep bir olay olmuş gibi gösterildi. Aynı pozisyonları farklı kişiler yaptığında hiç o kadar abartılmayıp üstünde durdu. Ama ben şunu da biliyorum. Bu tamamen basınla alakalı değil. Basını yönlendiren kişilerle alakalı. Ben Türkiye'de hiçbir kulüple bir sıkıntım yok. Ben her kulübe saygım var. Ama her zaman problemler şahıslarla olmuştu. Şahıslar söz veriyor. Sözünü tutmuyor. Neticesinde bir de seni kötü olarak ön plana atıyorlar. Basının önüne atıyorlar. Yani ben düşünüyorum, acaba yine yabancı düşmanı gibi gözüküyor ama değil. Çok örnekleri var. Onu yabancılara ama her zaman sahip çıktı. Ben 11 hafta ceza yedim. Bana bir kağıt verildi, kalem verildi, dediler savunmanı yazdılar. Ne yazayım dedim, kendini savun dedim. Kulüp olarak savunmayacak mısın? Sen kendini savun dediler. Ben de ismimi, soy ismimi yazdım, kağıdı geri verdim. Bana dediler, bu ne, savunmam dedim. Siz bir şey demiyorsanız ben ne diyebilirim? Şimdi bir 11 hafta ceza yedim. Başka bir futbolcu 4 maç ceza yedi diye bütün ortalık ayağa kalktı. Bütün hafta boyunca baskılar, yazdılar, onlar bunlar. Sırf 2 maça düşürebilmek için. Şimdi aradaki fark şu. Kulüpler değil, şahıslar öyle bir ayrımcılık yapıyorlar ki kimine iyi, kimine kötü. O yüzden ben bu kadar ezildiğimi düşünüyorum. Ama olsun, ben sonuçta her zaman ayakta kalan bir insanım. Yani her zaman bu tarz şeylere karşı güçlü olduğumu düşünüyorum. Ve her zaman ayakta duracağım. Kimse de beni düşüremez. Allah büyük. Yani... İyisiyle kötüsüyle orada güzel günlerim oldu. Ya tabii ki Allah nasip etti, Kadıköy'de kupa kaldırma fırsatım oldu. O kadronun içinde bulundum. Ve böyle bir başarıdan sonra futbolcusuna sahip çıkmayan insanlar oldu. Ve aramda çok iyi olan insanlardı ama çok sahte gülen insanlar var. Biz o sahte gülen insanları görmedik. Sonrasında gördük. Olsun, canları sağ olsun. Yani herkes yaptığıyla, iyisiyle, doğrusuyla hem bu dünyada hem diğer tarafta karşılığını verecektir. Kırgınım kulüplere karşı değil, yine söylüyorum, Galatasaray her zaman sevdiğim bir kulüp, her zaman öyle olacaktır. Çok emeği var üzerimde, Galatasaray ismi altında bir engin metor oldum, hem Trabzonspor'da hem Galatasaray'da. İkisinin de hakkını yemek lazım. Ama dediğim gibi kırgın olduğum insanlar var ama kırgın olduğum için de bu bir şey değiştirmeyecek. O yüzden herkes Allah herkesin yolunu açar.